gezmeden geldik, çocuklarımızı eve gönderdik. Çocukların yanında bu işlemi yapamayacağımız için sakin kafaya yarın sabah adliyeye gideceğimiz için onun ön hazırlığını kendimiz yapıyoruz. Buradan da devletin belirli yerlerine şikayetlerimizi, bildirimlerimizi yaptık. Ayrıca şimdi burada o yorum yapılanların hepsini çıktıları alınıyor güzel bir şekilde. Ümit bu konuda çok iyi. Tek tek hani uğraşmaz dediğim şeylerle uğraşıyor yani, sağ olsun. Bizim için, haksızlıklar için elinden gelenin bir fazlasını her zamanki gibi yapıyor. Sadece bunu buradan şunu demek istiyorum. Kim için, ne için değdi mi? Ben o kadar sabrettiğim halde, sustuğum halde, görmemezlikten geldiğim halde o kendini biliyor, her yere yazdı, çizdi. Buradan bunu böyle söyleyeyim dedim. Yarın da adliyeye gittiğimde yaptığım işlemleri... Adliyeden sonra mı avukata geçeceğiz? O dükkana gelen. Hı? Adliyeden sonra mı avukata geçeceğiz? Bakarız, duruma göre ya. Öyle. Avukata önce de gideriz, sonra da bakarız. Tamam. Böyle yani. O ben mahkemeye vereceğim, şey yapacağım diye şaka değildi yani. Verilenler de bilirler. Kalabalıkta artistlik yapan da tenhada özrünü kabul etmiyoruz. Bundan sonrası hukuki süreç. Ay, bir şey altına aldı orada. Ne oluyor? Baksana, parça var orada. Bak. Ya buradaki çukura ya. Evet. Tabii Mevlana'nın anlık haberleri ben. Şurada bir çukur var. Yarın belediyeye onu söyleyeceğim. Onu bildirim yapacağız. Ayrıca bizim hazırlıklarımız bitti. Ümit'ciğim bir gösterir misin uzaktan? Kaç sayfa dolusu? Kaç sayfa dolusu? Ayırdım işte tarihi, kişi, tarihi, kişiler, yani nerelerde, ID'ler, ID mi IP mi neydi o? Hepsi ayrı ayrı. Şu bir tanesi alıp elinde tek tek sayfalarını gösterse 3 sayfa varmış gibi duruyor elinde sadece. Yani, ayrılmış yani. Şu şekilde. Bir sürü sayfalar yani almışız. Yani. Bu süreçte gerçekten bana destek olan ablalarım, özelden görüştüğüm kişiler de benimle birlikte hep bana böyle o yazılar atmaya çalıştılar. Sağ olun ki zaten hani sistemden de bulunabiliniyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Kendi yapacağımız hazırlığımız bu kadardı. Artık bundan sonrası diğer tarafta. Öyle. Ümit yine çılgın, iyice aletler peşinde. Ay, paramız gitti mi? İçine mi kayboldu diyecektim. Yedi parayı. Aa, bir tane 50 lira diye anladı. Daha başka paramız yok. Ne güzel lan. İkinci. Bir de onlara düştü, hepsine fiş geçiyor. Faturalıymış. Yok canım, o şey ya. Öyle para çoğalsa keşke, değil mi? Allah Allah. Sahte para makinesi. Evet. Sen ben müşterinin yanında bunu parayı koysam müşteri de kaybediyor müşteri. Değil mi? Bunu yani elinle anladın, anladın, anlamadın artık gider yani. Ben kimseye parasını sayamam ki. Şey ben makineye koyarsam adam kızar bana ha. Tabii canım. Ne mi kaybediyorsun yani? Ya ben de mesela markette şey yapılsa hoşlanmam. Bunu bize hurdacı abi getirdi. Dene dedi. Ya satsanız alırım. Ya zaten alsam alırım elinden de. Ya ne yapacağız biz? O kadar paramız mı var ya? O ben olursa ben alıyorum zaten parayı ya. Hayır, ben o olursa senden çok para kazanmanı isterim. Akşama kadar makineye sokmak için. Para sayma makinesi aldık efendim. Paramız yok ama sayma aletimiz var. Hadi eve gidelim. Benim canım ne çekti bugün? Ne aldım tombalı dedi. Tombalı almış. Evet, çok yemek istiyorum makarnayla. Tombalı ben bir ara o kadar çok yedim ki. O kadar çok yedim yani, hani bir de böyle o zaman getirin yeni çıktığı zamanlar, tamam mı, indirim üstüne abi ben burada buzdolabı da var, alıyorum bir sürü, dolduruyorum oraya.
Bir şey söyleyebilir miyim? Dün akşam videonun yorumlarını okudum Sevil Ayarsoy'da. Ben senin sözünü kesiyorum. Sen konuşurken ben giriyorum. Girdiğim için sen beni tekrar susturuyorsun. Bu sefer ben lafını da sen lafını da bitiremiyorsun. Ben de söyleyeceğim, bir kaos oluyor orada. Ya da sen biraz kısa cümleler kur. Yine suçu sana attım. Ya o zaman da hızımı kesmeyeceksin ama. Sen gerekirse sen az söyleyeceksin eğer hızlı girdiysem. Ama sen alıp geç konuş dediğinde de hiç konuşmuyorsun mesela. Hadi ama işte... Ben mesela bir şeye bakacağım diyorum. Sen devam ettir diyorum. Evet. Öyle kalıyor. Ben konuşunca bir gaza geliyorsun. Ondan sonra... Sen bana fırsat vereceksin. Fırsat vereceğim diye yani benim lafım bitmiyor ki daha sonunda. Sen bak yine aynı benim dediğime geliyoruz. Sen toparlayabiliyorsun, ben kalıyorum. Onun için sen bana biraz daha toleranslı davranacaksın. Tanıyorum da o zaman sen de bana demeyeceksin ki. Tamam ben onu demeyeceğim, sen onu toleranslı davranacaksın. Sen bana her sene diyorsun ki unutturdun bana. Hani bunu dersen şimdi ben yani... Tamam o zaman sen bana öyle de ben de sana öyle davranayım, anlaşalım. Evet, tamam. Unuttum da geç ya. Sanki şey değil ay, ya, onu... hayatın sırrı değil ya. Hayatın sırlarını buraya dökemiyorum. Sen hayatın sırrını veriyorsun. Versem YouTube'da vermem, parayla veririm. Hadi evimize çıkalım. Çantam, çuvalım, market poşetim. Markete gittim, telefonum buradaydı. Böyle. Çantamı verir misin hayatım? Arkanda. Hadi. Şunları götürelim mi? Evet. Çantamda çuval gibi mübarek. Ama iyidir iyi, lazım sen şey 3 çocukluk adı. Ama ben ıslak mendille şeyi bıraktım arabaya. Arabada inerken almıştım. Lavaboya falan gidiyorsun. Sen 3 çocukluk adınsın, sana lazım böyle çantam için. Evet. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi sen de gel bize. Ben çalışayım, bugün çalışmadım ya, zararı çıkıyor. Hadi sen de gelsene bize. He. He. Yemek yersin gidersin sonra gel. Gitmesem. Tamam kal. Bu akşamlık kal. Hadi. Yaz kızım. 10 çuval çimento. 2 kamyon kum. Biz var ya, yemin ediyorum 10 numara dilekçeci oluruz ha. Olan bir şey. Biliyorsun yazıyorsun. Önceki dilekçelerde de nasıl yazdım. Evet biliyorum. numara ekleyeceğim sadece buraya. Ayrıyeten unutmayayım diye. Yarın sabah şimdi uykusam. Gerçi bunları unutmam ne mümkün de. En azından neler yazacağımı. Zaten şimdi ben oraya tabii, gideceğim. Tabii bir de orada temizlen yazarız. Dilekçeyi geçireceğim. Ondan sonra savcının yanına gideceğim. Tabii savcı tekrardan savcı beraber tekrar yazıyoruz. Birlikte yazacağız savcıyla. Allah'ın izniyle meydan kimseye kalmayacak. Haklının, biz bu işten avukat olarak çıkacağız. Haklının, haksızın ayrıştırıldığı bir toplum olsun istiyorum yani. Evet. Kendi adıma yani, kendi çevrem adına. Arkasında duran da silmesin kimse yorumlarında. Kimse silmesin yani, hiç kimse silmesin. Bir tane daha yorum çarptı gözüme. O da çok şeyde böyle, dikkatimde artık. Al al hemen ekran görüntü al, sorun değil hemen kimse. Sen de insanları şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Yani korkutuyorsun şikayet ederim diye. Tamam, ediyoruz. Mahkemi, ama ben mesela seni niye şikayet ederim demiyorum. Mesela hani canımı yakanı şikayet ediyorum ve bundan çok keyif alıyorum çünkü çok bekledim, çok sabrettim, çok denedim. Ha bu arada herkes de benim hakkımda da şikayette bulunabilir, sıkıntısı tabii, olanlar tabii. Ki bak ben mesela bazılarını araştırmaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum. Bulduklarım da oluyor. Kesin bulduklarım oluyor yani. Ben yerim yurdum belli yani. Biz bak, bugüne kadar yazdığımız veriyorum. Hiçbir şeyi ne siliyoruz, ne videomuzu kaldırıyoruz. Kimse de kaldırmasın, kimse de silmesin. Yani biz ne yaptıysak arkasındayız. Çok şey konuşmak istiyorum da sus işareti konuş. Konuş hadi. Korkma. O kadar popofluyorsun. O kadar bir şeyler bir arkasında dur. Neden durmuyorsun? Savunduğunuz kişiler yanınızda olacak mı? O tek başına çırpınışlarınızı kendiniz yaşayacaksınız, göreceksiniz. O insanlar yanınızda olmayacak ki. En çok buna gülüyorum. Tabii canım.
Yani ümitlerimi yerdim. Biz sadece bugüne kadar nefsi müdafaa videoları çektik. Nefsi müdafaa yorumları yazdık. Onun dışında da insan mesela ne sanatçılarımız var, ne şeylerimiz var. Kendi hayatını film oluyor, kitap oluyor. Hani bu benim hayatım yani. O zaman herkes birbirine girsin. Bu benim hayatım, ben yaşadım, ben ettim. Benim zerzenişlerim şahıs olarak değildi. Ben yeri geldi kendi babamı gömdüğüm zamanlar oldu mesela. Hani Ümit bana soru sordun, oradan diye kaldım mesela. Bunlar hiç göz önüne alma, ne kadar mesela dedim. Şu anda onu fark ettim. Tamam, yani neyse, bunun gibi şeyler yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Günaydınlar, pazartesi sabahından. Ümit Bey burada. Sabahın erken saatlerinde. Yaz kızım dosyalarıyla. Ben de çocuklara böyle ufak bir kahvaltı hazırladım. Yumurtaları işte böyle. Biz hemen işlerimizi halledip geleceğiz. Böyle. Günü bu şekilde başlattım. Yüz yüze günaydınlar. Ay ben bugün böyle biraz bir hastayım ya. Dikkat et bebeğim. Teşekkür ederim. Ama ben açık dondurma yediğim zaman hep böyle oluyor. Ben dondurma bana göre değil ya. Yaz da olsa hemen beni böyle mahvediyor. Sol tarafı böyle bıçak batıyor. Yola çıktık, gidiyoruz. Gökte olsa şarkı söylerdim. Yola çıktık, arıyoruz. Ümit'in kendinde olmadığı saatler. Vallahi yok. Ben kendime... Ben önce daha orada işim biter, dükkana gelirim. Ondan sonra kendime gelirim. Değil mi? Yok, ben... Bir tık daha iyiyim. Uyku yönünden değil. Boğazım acımasa çok iyiyim. Bugün de hava böyle... İyi değil mi? Yani öyle bunaltıcı güneş yok, güzel. Artık yani güneş de elini eteğini ellerimizden çekiyor, değil mi? Eğiline doğru gidiyoruz yani. Yani. Erken geldik abi, o da iyi. Anlamadım ki, yaz çok kavurucu sıcak oldu. Zaten geç geldi, hani yağmurlar falan. Anlamadım ben bu mevsimlerden. Artık değişiyor her şey. Gidelim bakalım. Bugün ikinci YouTube kanalı kaç? 7-8. abone mi? Kaç kişi mahkeme şey oldu şu an ya, şikayet? Valla... Tazminat davası kaçıncı oldu bu? İkinci YouTube kanalı galiba. Tabi ama o dosyaların içinde birkaç kişi var. Şahıs olarak 1-2 değil ki. Valla hiç... Şu anda bir tane var böyle. Ya böyle bekliyoruz, sessiz sessiz bekliyoruz. Tam istediğimiz durumlar olduğu zaman hemen. Evet, ben normalde sabah o kişinin telefon numarası da vardı ilginç bir şekilde bende. Ümit bir tık daha bekle dedi. Tamam dedim, zor bir şey değil. Sakın şöyle düşünmeyin, devletin işi gücü mü yok? Devletin işi gücü yok, evet bu şeylerle uğraşıyor çünkü bunun da ayrı bir bölümü var yani. Ha, belki... Vallahi çok da iyi çalışıyor, hemen kaç kişiye hemen... Elektronik posta gidiyor. Hemen buldu vallahi. Biz mesela sadece orada abone ismini biliyoruz. Hemen belki şu de an, user. Şu an gelen kağıtta bütün her bilgisi var. Adresinden, ismine... Her şey, bütün bilgisi var yani şu an. Ama şey o bir... yine ben biraz daha... vicdanımı
düşeceğim diye korkuyorum. Onun için hiçbir şekilde irtibata geçmiyorum. Mesela o kişiden bahsediyorum. Hani Instagram'dan ulaşmış. Kocasının da haberi yokmuş. Kocanın haberi yoksa sana ne, milletin hayatından yani neden yorum yapıyorsun ki? Ya hiç. Vallahi hiç. Vallahi fena yok. Yani o işin. Hiç. Hatta şey dedim. Ben dedi video çekeyim göndereyim. Videonun arasına koy dedi. Hani yok yani hiç. Gerek yok. Çünkü ben boşuna mı şey yaptım? Vallahi biz kimseye hakaret edecek bir şeyler. Asla. Ne dedik ne çektik. Yani kendimize olan hakaretler için nefsi müdafaa videoları çektik. Kendimizi korumak amaçlı, kendimizi açıklama amaçlı videolar çektik. Başka da kimseye de bir hakaretle ilgili bir şeyimiz yok. Olan varsa buyursun. Mahkemelere, adalet yani, orada. Adalet orada. Bizi de uğraştırmayın yani böyle. Yo, biz uğraşabiliriz yani. Ben gerçekten çok memnun kalaraktan gidiyorum yani. Bak geçen hafta Göktuğ'un okul kaydı vardı pazartesi günü. Normalde millet sabah 7'lerde gitti. Ben öğleden sonra gittim. Biliyorsun. Hmm. Ama böyle bir işim olduğu için bak erkenden kalktım. Gidiyorum. Sabah da kuş ötmeseydi cık cık cık. Başlayacağım kuşumuza. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sabah erken kalkacaksam gerçekten böyle derin uyuyamadığımı fark ettim. Böyle dalamıyorum yani. Böyle rüzgar esse gözüm açılıyor böyle. Böyle yolculuğumuz devam ediyor. Gidiyoruz. İnsanlar galiba hepsi Gazi Osman Paşa'ya gidiyorlar sana. Bilmiyorum, kafam açılmadığı için şimdi birdenbire belki kestirme bir rota çıkmadı kafamda. Ana yoldan gidiyorum. Olsun ya, ben gidelim. Dayı, ezileceksin. Göktuğ şu doping kabızının videolarını izliyor. Bana demedi bu arada. Melek ablanın iş yerisi. Duygu hastanesi. Çok duygulu bir hastane. Duygusal. Duygusal yönden çok. Buralar bir sıcak mıymış? Bak ben bazen bir PlayStation'cıya gönderiyorum ya burada işte orası. Bak biliyor musun? Ondan sonra da hiçbir şey yokmuş gibi devam etmeye. Yani öyle bir şey yok yani. Onu bir... Kendime hakaret bu. Ben en azından bazı şeyi adım attım, denedim derim yani.
şey girdi bu mahalle de böyle dedikodular olur ya. Evet. Onun böyle dijitalleşmiş halleri. Yani bu doğru bir şey. Düşünsene burada mesela hani arkamdaki dedikoduları neden bu kadar konuşuyor? Yani arkandaki dedikoduları falan görebiliyorsun. Normalde göremiyorsun. Düşünsene bu laf böyle lafları mesela hep etrafında konuşuluyor ama görmüyorsun. Ama çünkü bulunamayacağız zannediyorlardı, bu kadar rahat takılıyorlar. Yok yok, mesela normalde şimdi YouTube ortamında görülüyor, her şeyin kaydı var. Tabii. Silsen bile duruyor yani. Tabii, onlar hemen şey buluyorlar. Sen istediği kadar yorumunu sil, sorun yok yani. Hemen onu silinenler bulunuyor yani orada. Ama mesela sen mahallede güzel karalar oturmuş ya, dedikodunu yapıyor. Hiç haberin yok yani. Biraz daha iyi yani mesela. Bir de en komiği şey, güya ben olduğumu belli etmeden yorum yazıyorlar ya. Anlamıyor muyum ben? Elbet bir yerde açık veriyorsunuz işte yani. Tabii. Şey, avukat hangi taraftaydı? Burada mı? Farklı yerde mi? Şimdi avukatlık bir durum yok ya. Neredeydi o? O da buraya yakın mı? Şimdi gerek yok. Avukatlık bir durum yok ki. Anladım. Ben senelerdir bu işlerin içindeyim. Ben çözerim bu işi. Çok gerekince dava uzarsa yani sorun çıkarsa şey yapıyor. Anladım. Avukata. Biraz daha ileri bakıyor. Koyduk oraya da biraz daha ileri bakayım. Şöyle bir bakayım. Şurası boş mu size? Şu ağacın dibi olabilir. Burası geçti. Asansörü kaçırdım. Arkandaki yazıları çektim. Aynı böyle. Anladım. Hepsini bir kağıda yazacağız artık. Ya. Aynen. Evet. Şuraya geçelim. Şurada daha sakin. Lan gel. Sağ tarafa. Uzun zamandır böyle yazı yazmadım ya. Şöyle bir göster uzaktan. Böyle. Çok kaliteli bir bilekçi oldu. Değil mi? 3 kişi. 3. Bir pişirmiş, bir getirmiş, bir yemiş. Hani bana diyenler de var. Şimdi şuraya gireceğim. Ne odasıymış burası? Hazırladım her şeyimi. Şimdi savcıya ifade vermeye gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Ne yapıyorsun? Savcıyı bekliyorsun. Sırayı. Üçüncü sırada. Yanımızdaki anı olur. Bizim işimiz uzun savcı bey. Bende de böyle bir hastalık kalır. Benim savcı bey. Taburum önünde. Savcının yanından çıktım. Şimdi üçüncü kata çıkıyorum. Göktuğ ile ilgili olan kısmına çıkıyorum. Savcı öyle kelimelerle o kadar düzgün, o kadar güzel bir şey yazdı ki savcının böyle. Savcının profesyonellik ayrı bir şey. Yani tüylerim diken diken oldu yani. Orada kocaman bir sürü ekran görüntüsü var. İçine gelenleri hemen tık 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 hemen tespit evet, etti. Evet, tespit etti. Mesela o benzetmeler, şeyler, alay edilmeler. Bir sürü özellikle mesela senin esnaf olmanla ilgili kısmı. Hakaretler, bir sürü yani, hepsini tık 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 aldı hemen. O kadar ekran görüntüsü sen götürdüm. Sen nerede gördün, nasıl yaptın? Hemen olsun, güzelce bir tecrübe ayrı bir şey. Hadi bundan sonrasını süreçte göreceğiz. Bunu sizinle paylaşmamı çok isterdim ama bakalım. Küçükköy neydi? Aile mahkemesine yönlendirdiler. Burada değilmiş. Burada değilmiş. Oraya gideceğiz ama öğleden sonra gideriz. Bakarız duruma göre. Onu öyle yaparız.
Asansör bekle. Bugün var ya, günümüzün çoğu asansör beklemekle geçti. İyi de o büyük rezidanslarda oturanlar hep böyle. Ay, oturulmaz ki böyle. İşte ben de onu seviyorum öyle mi? Merdivenle gideyim gibi dışarıdasın sonuçta. Ay, ben onu seviyorum. Beklenmez böyle. Şey, asansör. En büyükler de o büyük binalarda bu asansör beklemekle. Evet, çok haklısın. Şu an sana hak verdim. Düşünsene aşağıya ineceğim, bu çocuğun yanına yetişeceksin. Ay eyvah, çocuk kaçta gitti? Sen 15. kattasın. Çağırma çağırmasın. Aynen. Çıktık şimdi, arabaya gidiyoruz. Buranın da şu çıkışı çok güzel. Önden büyük yeri var da. Buraya böyle çıkış vermişler. Tamam, birazdan daha iyi. Aynen, hallettik. Çok şükür bitti. Aklımdan çıktı en azından. Hemen bunu da şimdi zaten dükkana gidince editleyip paylaşacağım bunu. Aynen. Güneş açmış buralarda. Dükkana geldik. Alişan ve ekibi Giresun'daymış. Tanışlar var mı bakalım? Böyle şimdi ön kamerayı geçip videomun kapanışını yapacağım. Tüm işlerimi hallettim, dükkana geldim. Daha kahvaltı bile. Ben biraz bir şeyler yedim, hiçbir şey yemedi. Artık benim için adli süreç başlamıştır. Bu konularla ilgili bir daha konuşmayacağım. Çünkü gerek yok. Süreç devam ederken bana haber geldiğinde sizlerle de paylaşırım. Anlayışınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Yorumlarda isim geçirmezsek çok mutlu olurum. Mana da edilmesin. Mana da edilmesin. Hiç yok sayılsın. Biliyorum sizler de benim kadar bu konuda bazı şeyleri görüp sinirleniyorsunuz. Ama bizim böyle o onu demiş, bu bunu demiş, öyle yapmış, bu böyle yapmış, aa öyle miymiş değil. Daha resmi belgelerle, daha resmi şekilde adım atıyorum. Çünkü benim için böylesi daha iyi. Ümit Bey işe başladı. Böyle yani, benim yanımda olduğunuz için, destek verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hani yeri geldi böyle yoruldum dediğim anda, of dediğim anda hep bana güzel yorumlarınızla destek oldunuz. Yani şöyle yardımcı olabilir herkes. Bizim Instagram sayfasını hani gördüğünüz bizimle ilgili başka yerlerde, başka kanallarda kötü yorumlar, evet, hakaretler gibi şeyler olursa ekran görüntüsünü almanız yeterli. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ben hiç ilk defa böyle bir şey söylüyoruz. O kadar duyarlı insanlar var ki. Görüp yani benim sana bunu ulaştırmam lazım Sevilay, nasıl olabilir diye. Yani bu şeyler bana gerçekten çok güç verdi. Hepinize çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Diyeceklerim bu kadar. Ümit de burada.